Emeklinin büyük bir merakla beklediği ocak zammı için en az 2000 Türk Lirası gündemde. Gelirlere düzeltme emeklilerin yüzünü güldürürken detayları merak konusu. İşte emeklinin yeni maaşları için bütün detaylar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var." şeklindeki sözleri milyonlarca emekliyi sevindirdi memurlar ve sağlık çalışanlarının ardından emeklilere de eksam hazırlığının yapılması sevinç yarattı. Detayları da merak konusu oldu. Ocakta hem Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ, kur emeklileri hem de memur emeklileri zam alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ kurululara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklileri de %5 artış ve enflasyon farkından yararlanacak. Bakan Bilgi'nin müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak. Bakan Bilgi'nin müjdesini verdiği düzeltme ise bunlara ilaveten yapılacak. Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi oransal bir refah payı da belirlenebilecek. Ağustos'ta yapılan toplu sözleşmede belirlenen %5 liksam oranının yükseltilmesi de bir seçenek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için de iki formül öne çıkıyor. İlk formül, taban emekli aylığının artırılması. Önce 1000, ardından 1500 liraya çıkarılan taban aylığın yeniden yükseltilmesi bekleniyor. En düşük emekli aylığının 2000 lira ya da daha yüksek bir tutara çıkarılabileceği konuşuluyor. Hatta Türkiye Emekliler Derneği, TÜET, taban emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesini talep ediyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine seyyanen zam beklentisi de bulunuyor. Seyyanen zam ve taban aylıkta artış formüllerinin ikisinin birden hayata geçirilebileceği de konuşuluyor. 5 aylık enflasyon oranı ise %10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi %10.48 olarak hesaplandı. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. O oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı da kesinleşmiş olacak. %10.48 artışla en düşük aylık, bağ, kurtarım emeklilerinde 1867 liradan 2063 liraya, esnaf emeklilerinde 2350 liradan 2596 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu %10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7492 liradan 8277 liraya çıkacak. %10.48 artışla en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 1867 liradan 2063 liraya, esnaf emeklilerinde 2350 liradan 2596 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2624 liradan 2899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 1626 liradan 1797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri aylıklarını Ocak-Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zamlı alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Yeni yılda yapılacak zam da Haziran ile Aralık ayı arasındaki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri de %10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklisi de %10'un üzerinde bir zam alacak. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi %10.48 olarak hesaplandı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 23 Ağustos'ta imzalanmıştı. Toplu sözleşmeyle memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için %5 enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için %7 enflasyon farkı zam yapılmıştı. 2023'te de %8 artı 6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacaktı. Ek protokol ile memur maaşlarına sosyal refah amaçlı ilave artış yapılacak, bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30 ile %35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30 ile %35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi denildi. Memur ve emekli zammı için geri sayım heyecanı başladı. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapılacak. Bu zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre belirlenecek. TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon açıklandı. Bu açıklamalara göre TÜFE'de 5 aylık enflasyon %10.47 oldu. Enflasyon farkı ise 7'nin üzerinde. Hürriyet'ten Noyan Doğan son 5 aylık enflasyonun aynı olması durumunda yeni zamlarla birlikte maaşların ne kadar olabileceğini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağkur emeklileri için şimdiden %10.47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022'nin başında en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisinin aylığı 3030 liraya, en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 2724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını %8.36, yılın ikinci yarısında ise %8.45 olmak üzere bu yıl toplam %16.81 zamlı almışlardı. TÜİK, Temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde tüfe artışının %10.48 olduğunu açıkladı. Böylece %10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. Altı ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor. Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralık'ta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor. Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu %2 olursa, Memur ve memur emeklileri %5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak %9.7, enflasyon %3 olursa %10.8 enflasyon farkı alacaklar. Sözcünün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu %2 çıkarsa Temmuz ayında 4.444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki Ocak ayında 5.097 liraya, enflasyon %3 olursa da 5.142 liraya yükselecek halen 3166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da %3'lük aralık enflasyonu tahminiyle 3663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu %3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı 1626 liradan 1851 liraya, esnaf emeklisi aylığı 1000